Şimdi desem ki 30 gün. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 gün. 30 gün içinde kaç sene geri gitmek istersiniz? 10 sene. Bu nasıl olabiliyor? Kitabını yazdı doktorum. Merakla bekliyorum ben de. Kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu'nu alkışlarla yanıma davet ediyorum. Hoş geldiniz Yavuz Hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dünya literatüründe inanılmaz güzel bir yeriniz var ve dünyanın sayılı üniversitelerinde de görev yapmışsınız. Gerçekten gurur duydum. Teşekkür her şeyden ederim. Önce. Sağ olun. Çok hocam yaş kaç? 64. Kaç yaşında hissediyorsunuz? 44. Kaç yaşında olmak isterdiniz? O iş yaş iyi. Yaş iyi. 44 evet, iyi evet, mi yani? Evet, evet. Peki bu kadar deneyim, hani bir de cerrahsınız siz, yani içimizi görenlerdensiniz. Nasıl olur da 30 günde 10 yaş geri gidebiliriz mi? Siz böyle, bu arada Elif de kitabınızı evet. okuyor. Tiyoları alayım diyorum. Bence de al yani, çok enteresan. Tabii şimdi 10 yıl taksimetreyi geri çevirmek mümkün değil. Ama metabolizmamızı 10 yıl gençleştirmek mümkün. Şimdi şöyle, Amerika'da bundan birkaç sene önce Harvard Üniversitesi'nde bir araştırma yaptılar. Sokağa çıkarttılar asistanları. 35-40 yaş arasında tahminen normal kiloda olduğunu düşündükleri 100 kişiyi bulup getirin demişler. Hmm. Bunlar da çıkmışlar sokağa. $50 hediye çeki, bedava check-up gelmişler. Bu hastaların kanları alınmış. Karaciğer ultrasonları çekilmiş. Ve böyle bir tarama yapılmış. Bu taramanın sonunda gelen kişilerin %35'inde karaciğer yağlanması, insülin direnci ve %15-20'sinde de yüksek tansiyon çıkmış. Bu kişilerin bunlardan haberi yok. Hiçbirinden haberi yok. Çünkü görüntüde normal sağlıklı yok. İnsanlar. Şimdi bu neyin göstergesi? Check-up yaptırırsanız mutlaka bir şey çıkacak. Yani mutlaka çıkar ama şu modern yaşam yediğimiz sağlıksız gıdalar, suni gıdalar, kimyasal maddeler, bunlar hepsi bizi son derece yıpratıyor. Ve yıprattığı yerde özellikle karaciğerimiz. Hmm. Şimdi karaciğer bizim metabolizmamızın kalbi. Şeker metabolizması, kolesterol metabolizması, bir takım toksinlerin, zehirli gıdaların işte bertaraf edilmesi hepsi burada. Şimdi bizim bütün hastalıklar, tansiyon, kanser, kalp damar hastalıkları, şeker hepsi bizim yaşam tarzımızla ilgili. Yani genetiğin bundaki rolü %20-25. Hmm. Geri kalanı tamamen bizim yaşantımızla ilgili. Şimdi nedir bu? İşte yapılan araştırmalar gösteriyor ki son 100 yılda insanların aktivitesi %60 azalmış. Niye? Çünkü her yere arabayla gidiyoruz. Asansörlerimiz var. Asansör, yürüyen merdivenlerimiz var. Televizyon kumandaları var. Çarşıya, pazara arabayla gidiyoruz. Orada alışveriş kolay ya da açıyorsun telefonu, evinize geliyor. Şimdi bütün bunlar birincisi çok ciddi bir hareket eksikliği var tüm insanlarda. Haftada bir iki gün spor yapmak da maalesef bunu kompanse etmiyor. Biz sebebi biliyoruz aslında. Evet. Sonucu da görüyoruz. Aynen. Siz bize ne yapacağız abi? Şimdi şöyle, bu benim yazdığım kitapta bu bir 30 günlük program. Buradaki şu kitabınızı da alayım. Siz devam edin tamam. lütfen. Hocam buyurun. Buradaki programdaki amacımız yıllar içinde oluşmuş bir takım risk faktörlerini geriye çevirmek. Şimdi benim branşım olan kalp damar cerrahisi, kalp hastalıkları olarak düşünecek olursanız nedir bizim en önemli risk faktörlerimizi? Şeker, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve yeni bir kavram olan enflamasyon. Şimdi biz doğru bir beslenmeyle, amaç burada sadece kilo vermek değil. Şimdi insanlar bu kitabı bir diyet kitabı zannediyorlar. Öyle hayır, olsa öyle değil. 30 günde 10 kilo derdik demedik, 10 yıl dedik. Burada biz hareketi düzenlemek suretiyle bir... sağlıklı bir gıda rejimi düzenleyerek karaciğerdeki bu metabolik şeyi düzeltebiliyoruz. Risk faktörlerini minimize edebiliyoruz. Ve hocam bize bu hap, şekilde. Hap bilgiler söyleyin. Tamam. Mesela şimdi, burada bir sürü rahatsızlıkla ilgili şey de var. Şimdi ben müsaadenizle böyle hızlı hızlı gidebilir miyiz? Tabii. Mesela baş ağrısı niye olur? Nasıl geçer?
Yani öyle bir formül yok burada. Yok ama genel olarak mesela öyle burada diyor baş ağrısı, bel ağrısı, karın ağrıları, eklem ağrıları, ayak bacak ağrıları, kulunç. Bunlar neymiş? Orta yaşlarda görülen ağrılar. Yaşlanmanın genel bir parçası. Onun bu 30 günde 10 yıl programıyla bir alakası yok. Şimdi 30 günde 10 eğer siz bana dersiniz. Siz orada bana, takılı kalmayın. Yeni bir soruya geçtim tamam. Aslında bir taraftan. Yalnız bununla ilgili çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Eğer derseniz ki genç kalmanın, metabolizmayı düzeltmenin ilk sıradaki çözümü nedir derseniz o da oruç. Son yıllarda aç bu, kalın diyorsunuz. Evet. Sık sık az az yiyin gibi bir takım şeylerin çoktan modası geçti. Bunların faydalı olmadığı aksine zararlı olduğu ortaya çıktı. Aksine metabolizmayı dinlendirmek için benim programda akşam 8'den ertesi gün 12'ye kadar ama su şu bu içmek serbest kalori 16 saat kalori almamak. Burada bütün mesele kalori yok. Bir, su içebilirsiniz. Su içebiliyorsunuz. Şimdi bakın buradaki kilit nokta şu. Akşam saat 8'de yeme içme faslını kapatıyorsunuz. Diyelim ki 6.30-7'de yemeğinizi yediniz. 8'de artık bu iş bitti. Şimdi yediğiniz yemeğin sindirilmesi, kana karışması, gideceği yere gitmesi bunun ömrü 4-5 saat. Yani gece, 12'ye kadar. Aynen öyle. 12'de zaten 8'den sonra bir şey yenmemesi gerekiyor. Bunu herkes hocam, söylüyor. Biliyoruz da yiyoruz. Ha. Şimdi 12'den sabaha kadar 8 saati de yatakta uykuda geçirdiğiniz varsa gitti 12 saat. Ha. Ne kaldı geriye? 4 saat aç kalacaksınız. Şimdi bu 4 saat içinde ne oluyor? Bir, şeker derhal sağlıklı bir düşmeye sahne oluyor. İkincisi kan insülin düzeyimiz azalıyor. Gece boyunca o 8 saat uykuda geçirdiğiniz sırada karaciğerde ve kaslarda birikmiş şekeri, glikojeni yakıyor vücut. Onun da ömrü 6-7 saat. Sabah kalktığınız zaman yakacak şeker yok. Acıktık. İşte o noktada metabolizma yağ yakma moduna geçiyor. Ha, ancak bak İstediğimiz sabah 8'de. Şey de o. Siz eğer 8'de azıcık bir kahvaltı ederseniz metabolizma diyor ki ha, gerek yok karbonhidrat geldi zaten. Yağ yakmama gerek yok diyor. Ben bunu şöyle algıladım. Babamsınız. Ben geliyorum diyorum ki akşam 8'de bana para ver baba. Siz bana verdiniz. Ben onu hesap ettim. Şuraya gider. Şurada açtık. Şurada şöyle böyle. Ben onu bitirdim zaten. Gece 12'de kafamda o bitti. O parayı harcadım. Sabah 8'e kadar da zaten uyudum. Sabah 8'de aklıma geliyor. Ay ben babamdan bir daha para isteyeyim. Şuraya da gidecektim. Geliyorum size. Baba para ver. Para yok kızım diyorsun. Akşam verdim ya. O zaman ne yapıyorum? Tüh. Bak şimdi o verdiğim paradan o zaman dur şunu şuradan biraz daha şuraya alayım. Bunu daha az ekleyeyim. O zaman bunu da buraya götüreyim. 12'ye kadar idare ediyorum öyle mi? Evet. Vallahi süper.